Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Stüdyo Amsterdam'da programımıza devam ediyoruz. Stratejist Aydın Eroğlu bizimle. Aydın Bey merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar Erkan. Çok teşekkürler. Bu hafta aslında Amerika Birleşik Devletleri tarafından yoğun veri akışı olan bir haftaydı. Yayınımıza girdiğimizde de hem sanayi üretimi hem de haftalık işsizlik maaşı başvurularını karşıladık. Öte yandan ÜFE, TÜFE ve bölgesel FED başkanlarının konuşmaları derken çok yoğundu aslında Amerika tarafı. Dilerseniz biz de biraz söze buradan başlayalım. Haftalık işsizlik maaşı başvurularında bir artış var. Son aldığımız tarım dışı istihdam verisi beklentinin altındaydı. Yani artık istihdam piyasası FED'e dur mu diyor? Görüntü biraz öyle. Artan faizlerle zaten amacı buydu FED'in. Yani bir durgunluk yaratmak, bu sayede enflasyonu baskı altına almak, enflasyonda düşüş yaratmak için faiz artışları yapılıyordu. Zaten faiz artışları neticesinde bunlar olmasa o zaman faizlerin biz henüz daha durmayıp yükselmeye devam ettiğini görecektik. Şimdi son gelen TÜFE'de 3.1, ÜFE'de 1.3 beklentilerin altında rakamlar gerçekleşmişti. Üzerine bugün de sanayi endeksinde 0.6'lık bir daralma söz konusu. İmalat sanayinde de 0.7'lik %1 daralma gözüküyor. Bunların hepsi FED'in elini güçlendirmiş durumda şimdi faizler konusunda. Yani faiz arttırımlarını durdurma konusunda. Bu etkinin bir yerde Çin tarafında da benzer şekilde görülmesi, zaten Avrupa'da bir kısmi resesyon varken tüm dünya genelinde arttırılan faizlerle amaca erişildiğini şimdilik görüyoruz. Ama bu tabii burada esas olan bir de şu, şimdi biz burada belki amaca bir nebze eriştik faiz artışlarıyla ama düşen talep, düşen faizlerle birlikte hızla tahvil faizleri de bu esnada düşüyor. Hızla yeniden artmaya kalkarsa o zaman iki hafta sonra biz farklı görüntüleri de konuşuyor olabiliriz. O nedenle biraz kalıcı bir şekilde bunu görmemiz gerekiyor FED açısından, faizleri açısından. Ama görünen o ki Amerika tarafında biraz kısmi bir daralma, resesyon riski Brent petrol fiyatlarını da şu anda ciddi şekilde aşağıya doğru çekiyor. Sanırım Avrupa Merkez Bankası da FED de bir süre faiz artışlarına mola vermek zorunda kalacaklar ve 1-2 ay sonrasında da belki faiz artışları bitmiştir açıklamaları yapabilecek duruma gelebilirler Harikan'ın. Şimdi dünya devi bankaların da FED'e yönelik tahminlerine baktığımızda aslında belli noktalarda aynı fikirde oldukları, belli noktalarda da ciddi ayrışma yaşadıklarını görüyoruz. Ayrışma yaşadıkları noktaysa FED faiz indirimi yapacak 2024 yılında, bu kesin, ama bunu ne ölçüde ve ne zaman başlatarak yapacak noktasında sadece ayrışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde UBS'ten bir değerlendirme aldık. Şu ana kadar aldığımız en agresif değerlendirme aslında UBS'tendi ve 2024 yılında toplamda 275 bas puanlık bir indirim yapacak FED dedi. Öte yandan Bank of America'dan bir değerlendirme vardı. FED'in 2024'ün Haziran ayında faiz indirimine başlamıştı. Bekliyor ve her çeyrekte de bir indirim yapacak diyor. Piyasa aslında her ne kadar bölgesel FED başkanları ve FED başkanı Jerome Powell bir faiz indirimi ihtimalini daha dışlamıyoruz dese de, aslında en zorlu noktadayız ve gerekirse faiz artırımı yapacak dese de buna kredi vermiyor, faiz indirimlerini konuşmayı seçiyor. Hangi noktada başlamasına siz daha yakınsınız faiz indirimlerinin? Şimdi Harika Hanım, 2 sene evvel de tam tersi oluyordu biliyorsunuz. Faiz indirimleri varken faiz artışlarına 2 sene var, 3 sene var derken bir anda 1 sene sonra faiz artışları başladı FED'de. O yüzden çok da fazla bu açıklamalara bakıp istikbalde bunlar olacak demek çok da kolay değil. Realitede gerçekleşmelere göre FED karar vermeye devam edecek. Şimdi biz 2 yıllıklarda ve 10 yıllık tahvil faizlerinde Amerika'da 5'lerin üzerindeydik.
Şimdi buradan ciddi şekilde hızlı bir gevşeme var. 4.85'lerin 4.85'e indik 2 yıllıklarda. 4.46'lar, 4.46, 4.46, 4.47 seviyesinde de 10 yıllıklardayız. Şimdi aynı zamanda burada da hızlı bir düşüş söz konusu olursa 4'lerin altına doğru, o zaman bu talep yönünü bir anda canlandırabilir. Düşüp de büyümeleri negatife çevirebilen talep tekrardan büyümeyi hızlandıracak olursa FED'le alakalı beklentiler değişir. Şu anda FED için ben şahsi fikrim 2024'ün ilk yarısından evvel bir faiz indirimi yapma ihtimalini ben zayıf görüyorum. Öncelikle yaşanan iyileşmelerin talep yönünde ne gibi etkisi olacağını FED görmeyi bekleyecektir. 2024'ün Şubat ayı bence FED için bizim açımızdan daha belirleyici bir dönem olacak. Eğer orada da aynı şekilde enflasyonun düşük seyrinin devam ettiğini görürlerse belki ikinci yarıda faiz indirimleri başlar diye açıklamalarda bulunurlar diye düşünüyorum. Ama ben öncesinde faiz indirimlerini beklemiyorum. Peki şimdi 2024'ü tabii artık her açıdan konuşmaya başladık. Hem merkez bankalarının enflasyonla mücadele açısından tavırları ne olacak? Hem hangi yatırım araçları o yılın öne çıkan yatırım aracı olacak diye biraz daha niyet okuma süreciyle aslında beklentileri sıralamaya başladık. Dilerseniz biraz yurt içinden devam edelim. Ben yurt içinde hangi yatırım aracının sizce yıldız yatırım aracı olacağını da sorayım. Belli ki borsa 2022'nin yıldızıydı. Bu sene biraz daha çeşitlendi. Yıl sonuna doğru mevduat faizleri arttı ama gözler 2024'te. Şimdi bir defa mevduat önemli bir yatırım alanı olacak Harika Hanım. Çünkü biz iki Merkez Bankası faiz politikasına daha toplantısına daha şahit olacağız. Ben bu toplantılarda da faiz arttırımlarında arttırımları yönünde kararların çıkmasını bekliyorum. Politika faizinin yıl sonunda Aralık ayında en kötü ihtimalle 40-45 civarında bir seviyeye çıkma ihtimalini güçlü görüyorum. Bu da bizim mevduat faizlerimizin ciddi bir yatırım aracı olarak ilave artışına sebep olacak diye düşüncesindeyim. Aynı zamanda yabancı açısından da 2024 yılında tahvil faizlerinin erişmiş olduğu seviyeler Türkiye'de ciddi yatırım araçlarından biri olarak tahvilin de ön plana çıkmasına neden olacak. Ama aynı şekilde ben hisse senedi piyasasının da 2024'te yine ciddi cazibe korumasını bekliyorum. Çünkü Türkiye'de kurlarda ve faizlerde zirve yılın sonunda ya da 2024'ün mali seçimlerin hemen sonrasında görülecek kanaatindeyim. Evet, Aydın Eroğlu'ndan hisseler 2024 yılı boyunca da cazibesini koruyacak açıklamasını aldık. Birazdan konuşmamıza devam edeceğiz. Hemen haberimizi öncelikle sizlere aktaralım. İngiliz futbol devi Manchester United'ın satışı futbol endüstrisinin gündeminden düşmüyor. Bir dönem Arap yatırımcılar da devredeyken İngiliz Jim Ratcliffe'ın ismi öne çıkıyor. Amerikalı Glazer ailesinin yönetiminde olan Manchester United'ın satışı yılan hikayesine döndü. Bir dönem Arap milyarderlerin ilgisi olduğu belirtilen kulüp için uzun süredir İngiliz milyarder Jim Ratcliffe devrede. Kulübün Ratcliffe'e satışına önemli ölçüde bitti gözüyle bakılırken CEO Richard Arnold görevden ayrılacak. Arnold'un görevden ayrılmasıyla birlikte yeni CEO 17 yıldır camiada olan Patrick Stewart olacak. Arnold geçen yılın Nisan ayında Erik ten Hag'i takımın teknik direktörlüğüne getirmiş fakat kulüp istediği sportif başarıya ulaşamamıştı. Manchester United'da azınlık hisselerine sahip olmasına karşın kontrol hisselerini elinde bulunduran Glazer ailesi geçen yıl yaptığı açıklamada 20 kez İngiltere şampiyonu olmuş kulüp için yeni bir yatırım ya da olası satışta dahil olmak üzere çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirdiklerini duyurmuştu. Arnold 2 yıldan kısa bir süre önce başkan yardımcısı Ed Woodward'dan görevi devralacak CEO olarak atanmıştı. Ekim ayında Ratcliffe'in Manchester United'ın %25 hissesini satın almak için 1,5 milyar dolardan fazla ödediği bildirilmişti. Bir kaynak bu ayın başlarında Reuters'a yaptığı açıklamada Glazers'ın henüz Ratcliffe'le bir anlaşmaya varmadığını ancak önümüzdeki haftalarda iki taraf arasında bir anlaşmaya varılmasının beklendiğini belirtmişti.
Şimdi arkadaşlarımızın kaleme aldığı özel haberimizi aktaracağız sizlere. Dünya genelinde lüks giyim sektörü yavaşlama sinyalleri gösteriyor. Sektör uzmanlarına göre ülkelerin getirmeyi planladığı turizm vergisi ve makroekonomik görünüm lüks alışverişi etkiliyor. Dünya lüks giyim devlerinden Burberry, 2023 ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Firmanın satışları ilk çeyrekte geçen çeyreğe göre %1 oranında arttı. Bir önceki çeyrekte satışlar %18 büyümüştü. 2023'ün ilk 6 ayında firma $276 milyon kar elde etti. Bu miktar geçen yılın aynı döneminden %15 daha az. CEO Jonathan Akeroyd, makroekonomik görünümün parlak olmadığını ifade ederken hedeflerine doğru yürüdüklerini söyledi. Lüks tüketim dünya genelinde geri diyor. Bünyesinde Louis Vuitton, Dior ve Fendi gibi markaları barındıran LVMH'in son bilançosunda satışlarında yavaşlama görüldü. Benzer bir durum Cartier'in sahibi Richie Mont için de geçerli. Burberry bilançosunun değerlendirme bölümünde küresel lüks talebindeki daralmaya da dikkat çekti. Lüks markaların cirolarının önemli bir kısmı ülkelere gelen turistlerden geliyor. Bazı ülkelerde turistlerden ekstra vergi alınması da gündemde. Bu da satışları etkileyebilir. Aydın Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Aydın Bey, tam olarak size en son şurada duymuştuk. Hisseler cazibesini koruyacak, kur ve faizde de zirve olarak belki yerel seçimlerin sonrası olabilir demiştiniz. Buyurun. Evet, benden teknik bir arıza kaynaklandı herhalde. Ekranım kapanıyor uyarısı verdi ama yetişemedim. Şimdi dediğim gibi Türk tahvilleri mevduat cazibesini koruyan alanların başında olacak ama yabancı yatırımcı Türkiye'de çok az olduğu için ve mali seçimlerin esnasında da faizlerde ve aynı zamanda da kur seviyelerinde biz zirvelerde olacağımızı düşündüğüm için sonrasında ciddi şekilde bir yabancı girişimin Türkiye'de başladığını görebiliriz. Yabancı yatırımcı şu anda çok az olduğundan dolayı böyle bir yabancı girişi Türk endeksi hisselerini ve endeksini 2024'te de Avrupa ve dünya kıyaslamalarına baktığımız takdirde ciddi şekilde yine ön planlarda tutacak diye düşünüyorum. Sadece biz 2023'ün bugününe geldiğimiz dönemde biraz olması gerektiğinden fazla yükseliş yaşadık. Bu yükselişlerin düzeltmelerini çok fazla yapmak istemesek de işte bölgesel bir savaş riski, işte hukukta yaşadığımız Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki gerilim, İsrail-Hamas işte konusundaki yaşadığımız sorunlar, bir de enflasyon muhasebesinin dahil olması bizim son dönemde yapmayı istemediğimiz düzeltmeyi yapmak zorunda kalmamıza neden oldu. Ama 2024 yine de borsa ve borsa hisseleri için diğer enstrümanlarla birlikte cazibesini öne çıkaran alanların başında gelecek diye düşünüyorum Harika Hanım. Altın diyelim bir de Aydın Bey, altında seyir nasıl olur? Fed'de artık sanki faiz indirimlerine başlama sürecine girince ons altın oradan desteklenir gibi. Evet, şimdi ons altın $1800 seviyesine kadar düşmüşken yaşanan bölgesel bir savaş riskiyle ve Fed'in de faiz artışlarını artık ara verme ihtimalinin güçlendiği görülünce ciddi bir toparlanma yaşadık. Biz 1975-2009 dolara kadar bir çıkıştan sonra geçen hafta $1929 bir gevşeme görmüştük. Şu an yine ons'ta Amerika'dan gelen verilerle bağlantılı olarak Fed'in faiz artışı yapma ihtimali düştü düşüncesiyle 1975 doların üzerinde 1990 ve 2008-2009 dolara doğru bir yükseliş olma ihtimali teknik olarak güçlü görüyorum. Bu seviyeyi biz yukarıya kırdığımız takdirde Harika Hanım 2034, 2040 ve 2060 dolara doğru ons'ta yükselişin sürdüğünü görebiliriz. Eğer Avrupa ve Amerika Merkez Bankaları faiz artışlarını artık sonlandırdık derlerse 2024 aynı zamanda ons altın içinde 2050 doların üzerinde yeni zirveler görülen günleri bize gösterebilir. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için stratejist Aydın Eroğlu. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi gün sonunu burada böylece noktalıyoruz ama ana haberle devam edeceğiz programımıza. Bizden ayrılmayın. Tek platform tüm dünya.
Philip Capital sundu.